Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli hem görüntüsüyle hem de tadıyla şahane bir tatlı tarifim var. Yaz mevsiminde yapabileceğiniz hem kolay hem de çok pratik bir sütlü tatlı. Alt kısmı yalancı tavuk göğsü, üst kısmı ise supangile olan bu tatlı tarifimi mutlaka sizler de deneyin. İkisinin uyumu şahane oluyor. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 125 gram tereyağımızı alalım ve tereyağımızı eritelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz. Tereyağımız eridi. Şimdi tereyağımız eridikten sonra 1 su bardağı unumuzu ilave edelim ve unumuzu güzelce tereyağında kavuralım. Hafif unun kokusu çıktığı zaman istediğimiz kıvama erişmiş olacağız. Bu aşamada gerçekten sabırla karıştırarak kavurmamız gerekiyor. Ocağın altı kısık ateşte olup devamlı karıştırmamız gerekiyor. Unun kokusu çıkana kadar ve aynı zamanda yakmadan devamlı kavuralım. Kısık ateşte yaparsanız sabırla çok güzel kıvama erişebilirsiniz. Zaten kendini gördüğünüz gibi tereyağı salıyor. İstenilen kıvam da şu anda. Hafiften rengi de koyulaştı. Bu aşamadayken sütümüzü ilave edebiliriz. Tarifimde 1 litre süt kullandım. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Ne eksik ne fazla asla tarifle oynamamanızı tavsiye ederim. Sütümüzü ilave ettikten sonra devamlı karıştıralım. Topaklanma olmasın. Ben zaten tavuk göğsü tatlısı yaptığım zaman mutlaka en sonunda blenderdan geçiriyorum ki pürüzsüz bir kıvam olması için. Ama yine de bu aşamada güzel bir şekilde süt ve un, kavurduğumuz unun birbirine güzelce karışıp özleşmesi gerekiyor. Gerçekten çok sevdiğim bir tatlı tarifi bu. Hem en sevdiğim lezzetler var. Yalancı tavuk göğsü tatlısı ve supangile, ikisini de ayrı ayrı çok severim. İkisi de birleşince inanılmaz lezzetli oluyor. Bu aşamada 1 su bardağı toz şekeri ilave ettim ve karıştırdım. Devamlı karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi koyu bir kıvamı elde ettik. Özellikle kısık ateşte karıştırdım. Hiçbir şekilde tavuk göğsü tatlımızı yakmadan tam güzel kıvamda pişirdik. Şimdi ben böyle daha güzel bir akışkan kıvam olmasını istediğim için blenderdan da geçireceğim. Son olarak toz vanilyamı da ekledim. Karıştırıyorum. Hafifçe karıştırdıktan sonra blenderdan geçirelim. Tavsiye ederim çünkü soğuduktan sonra daha böyle akışkan bir kıvamda oluyor. Dilerseniz blenderdan da geçirmeyebilirsiniz bu aşamada. Devamlı karıştırırsanız zaten görüntüdeki gibi güzel kıvamda yine olacaktır. Ama benim gibi böyle biraz daha akışkan, sakızımsı kıvamda seviyorsanız yalancı tavuk göğsü tatlısını mutlaka bu şekilde blenderdan geçirmenizi tavsiye ederim. Tatlımı blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda şu anda. Ama bekledikçe koyulaşan bir kıvam olduğu için malzemelerim tam ölçüdür. Bu şekilde gerçekten hem az malzemeli hem de bol lezzetli, çok lezzetli olan bir sütlü tatlı. Dilerseniz bu şekilde tek başına da servis edebilirsiniz. Dilerseniz borcama dökerek servis edebilirsiniz ya da küçük kaselere doldurarak yalancı tavuk göğsünü tek başına da yapabilirsiniz bu tarifimle. Şimdi tavuk göğsü tatlımız hazır. Yakından da kıvamını gördüm. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Hemen ben bir yuvarlak borcamın içerisine yalancı tavuk göğsü tatlımı döküyorum. Sıcak sıcak döküyorum ki üzerinde beklerse eğer kenarda koyulaşacaktır. O yüzden hemen sıcak sıcak sunacağınız borcamın içerisine dökmenizi tavsiye ederim. Borcamın içerisine tatlımızı döktükten sonra oda ısısında sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Sonra buzdolabında soğutup dinlendirelim. Bu aşamada supangile ve tavuk göğsünü aynı anda dökmedim ki birbirine iç içe geçmesin diye. Mutlaka bunu atlamayın. Buzdolabında tavuk göğsü tatlısını mutlaka soğutalım. Sonrasında supangile tatlısını yapıyoruz. Hemen supangile tatlımı yapmaya başlayabilirim. Uygun bir tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Benim bardakların büyük olduğu için 2 su bardağı olarak gözüküyor ama klasik su bardağı ölçüsünde 2,5 su bardağı süt ilave etmenizi tavsiye ederim. Dolu dolu 3 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum ve 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum. 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum.
ve dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Ocağı almadan önce bu şekilde karıştıralım. Daha sonra ocağımıza alalım. Tatlımızı ocağa almadan önce bu şekilde önden topaklanma olmaması için çırpmamız çok önemli. Şimdi kısık ateşte supangülemi yavaş yavaş karıştırarak pişiriyorum. Tarifimle ilgili tüm detayları açıklama kısmına yazdım. Hem supangüle tarifini hem de yalancı tavuk göğsü tarifini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Göz atmanızda fayda var. Şimdi çırpıcıyla gördüğünüz gibi devamlı supangüle tatlımı karıştırıyorum. Yavaş yavaş koyu kıvamı elde ettik. Bu aşamaya geldikten sonra çikolatamızı ekleyebiliriz. 60 gram sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Supangüle tatlısına gerçekten çikolata çok yakışıyor. O yüzden eklemenizi tavsiye ederim. Çikolatamızı da erittikten sonra son olarak soğuk suyumuzu ilave edeceğiz. Supangülemiz şu anda pişti. Ocağın altını kapattım ve 1 çay bardağı soğuk suyumu ilave ediyorum. Soğuk suyu eklememizdeki sebep hem çok lezzetli oluyor hem de pastane usulü orijinal supangüle tatlısı tarifidir. Tadını asla bozmuyor. İlk defa görenler için farklı gelebilir ama bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Soğuk suyu ilave ettikten sonra devamlı karıştırıyorum. Bu aşamada dediğim gibi ocağın altı kapalı. Devamlı karıştırdıktan sonra supangülemi de aynı şekilde blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirmenizi tavsiye ederim çünkü hem kıvam açısından hem de lezzet açısından güzel bir yapıya sahip oluyor. Supangüle tatlımız hazır. Şimdi de soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra buzdolabında soğutup dinlendirdiğimiz tavuk göğsü tatlısının üzerine dökelim ve ikisini birleştirelim. Tavuk göğsü tatlımız soğudu. Gördüğünüz gibi üzerine şimdi supangülemizi dökebiliriz. İkisini birleştirirken iki tatlının da soğuk olmasına özen gösterelim. Özellikle tavuk göğsü tatlısının soğuk olmasına dikkat edelim. Supangüle tatlısının ılık olması da yeterli olacaktır. Supangüle tatlımızı borcamıza döktükten sonra bir spatula yardımıyla her yerine eşit bir şekilde yayalım. Ve buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlendirelim. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Eğer sizin de vaktiniz varsa buzdolabında bir gece öncesinden dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hem daha güzel kıvamlı oluyor hem de daha çok lezzetli oluyor açıkçası. Buzdolabında dinlendirdikten sonra son olarak üzerine kakao serpelim. Kakaoyu mutlaka sunum esnasında serpmenizi tavsiye ederim. Eğer birkaç saat öncesinden serperseniz kakaonuzun üzeri ıslanabilir. Güzel bir görüntü oluşturmaz. O yüzden ben buzdolabında bir gece dinlendirdikten sonra tam sunum esnasında üzerine kakao serptim ve kaşıkla tabaklara sunumladım. Gerçekten çok güzel bir yaz tatlısı. Hem dondurma tadında hem de çok hafif sütlü tatlı tarifi. Hem ekonomik hem de az malzemeli pratik bir tariftir. Hemen yakından büyük bir kaşıkla sunum tabağıma alacağım. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Kızlarım da çok seviyor bu tatlıyı. Hemen zaten yaptığım günde biten bir tatlı oldu. Sizler de deneyin, bana hak vereceksiniz. Sizler yakından kıvamına bakarken ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bu şekilde tabaklara kaşık kaşık servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tatlı. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Veya herhangi bir sorunuz olursa yorum yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.